süpürgelerimizi, yedek erşanlarımızı aldık geldik. Evet. Herhalde bu hafta etaptan önce şey, etap temizlikten sonra. Önce fincanları bir toplayalım. Kübra ne anlattın sen öyle be? Ay sormayın Kadir Bey. Yemin ederim güzel de anlattın bu arada, sürükleyiciydi. Herkes senin gibi anlatmıyor. Bazen bizi çok sıkıyorlar, daralıyorum. Hayatım ama... sürükleyici. Aslında çok istediğime çok neşeliyim, çok sıcakkanlıyım ama istemediğime buz gibiyim. Hikayen de güzel, sen de güzel anlattın. İyi geçirdin o duyguyu bize. Yani tabii bunlar senin birer iddian bu arada. Onu da söylemeyi unutmayayım. İnanmıyor size. İnanamazlıktan değil. Haberlerde bile diyorlar ya, iddialara göre bilmem ne bilmem ne bilmem neye ne yapmış. Haber olduysa iddiadır o. Bu da bir haber ama. Bence haber değeri taşımıyor. Ya benim hayat iddia değil. Hani haber değil. Biri bana böyle çok bilmişlik taslarsa asla onlarla konuşmam. Arkadaşlık bile kurmam. Kübra Hanım'ın çok hızlı bir yarışmacı olduğunu zannetmiyorum. Üç çocuk annesi olduğu için illaki bir el becerisi, yeteneği vardır ama heyecanına yenik düşeceğine inanıyorum açıkçası. Kız salon 8,5 metre değil, bu kadar kabloyu neye çektin? Kadir Esirli ve Kübra Hanım salonun temizliğine süpürgeyle başlıyorlar. Yani çok dişli rakip olarak ben görmüyorum Kübra Hanım ben. Tamam mı? Evet. Oh ne güzel iş. İki şırşır sürdünüz bıraktınız. Bakın var mı bir şey? Vallahi çırparım burada şimdi. Var mı bir şey? Ama şöyle bir süpürmeni bekledim. Kadın temizliğe yalandan yorulmadı. Yani şu an gitgide kayınpederinize hak vermeye başlıyorum. Bence siz benim evimi gördükten sonra keşke evimde yarışsaydım da görseydiniz. Biz de asla bir daha o eve gitmem. Çok çağırmalarına rağmen bir bahane uydurup gitmemişliğim vardır. Bak işe odaklan, sepetin de burada. Hanımefendiye ver Kadir'ciğim. Tamam buyurun efendim. Malzemeler burada bak. Fırçalısı, düzü. Al hangisini istiyorsan al. Şunu aralar alayım, onu da yüzeyim. Tamam. Yarışmacılar için ne düşünüyorsun? Biraz da yarışmaya gelelim şimdi. Vallahi hepsi birbirinden belli dişli ama. Ben hepsini çok sevdim bu arada. Enerjikler. Geçen haftadan sonra ilaç gibi geldiler bana. Sen öteki Kübra Hanım'ı tanı da bak başına neler geliyor. Fena baksana, psikolojiden falan da anlıyor. Kadın böyle psikolojiden girdi. Hayat donanımlı hissediyorum ama MS hastası olduğum için her şeyi aklımda çok tutamıyorum. Kübra Hanım Kadir Bey'le anlaşır. Konuşkan bir insan çünkü. Güler yüzlü. Anlaşacağını düşünüyorum. Kovasını dolduran Kadir ezildi. Yine kendini silecek bir yerler buluyor. Ne dökülmüş acaba? Kahve gibi bir şey dökülmüş. Bu da nasıl güzel kokuyor, limonlu limonlu. Kumaşını beğendim ama bak güzelmiş. Temizliğime çok aşırı güveniyorum. Bazen hatta annem hep der ki temiz evi temizliyorsun. Diyorum anne hayır, o evi temizlediğim için temiz bir ev. Gece mesela bazen kendimi banyo temizlerken buluyorum. Ben Kübra'nın temizlikte başarılı olacağını zannediyorum. Kılından kıyafetine, yani görüntü olarak bana temizlikten başarılı olacağını düşündürüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, muhtemelen programı bir gece önceden izlemiştir. Acaba ne yapacağız diye. Önce halıyı süpürmüş, sonra katlamış, kaldırmıştır. Koltukların altı boş, etraf boş. Eline bir bez alıp silecek. Herhangi bir yerde yağ lekesi yok, çikolata lekesi yok, herhangi bir şey yok. Zaten ev temiz. Temiz evi temizlemekte ne var? Kübra Hanım temizlikte Kadir Bey'in gözüne girmez. Neden diye soracak olursanız soğukkanlı geldi. Biraz daha böyle rahat gibi kendini ifade etti. Çekilen koltuklar yerine yerleştiriliyor. Kübra Hanım ve Kadir Ezildi toz almaya başlıyor. Salonda silinmedik yer bırakmayacaklarına yemin etmişler gibi detaylı temizliklerine devam ediyorlar. Ben bir eve gittiğim zaman ilk önce kesinlikle mutfağa bakıyorum. Onun ocağına ve bir de lavabo içine. Evet, salonu bitirdik. Gayet de güzel oldu. Evet. Mis gibi deterjan koktu. Koltukların altlarında oyun hamurları, kinetik kumlar vardı yapışkan. Onları temizledik. Petek tozluydu. Onu temizledik. İzledik hepsini Kadir. Sessizdi ya dedim, bir özet geçeyim. Ben anlattım. Peki Kübra'cığım, onları makineye dizelim hemen hızlıca. Kübra menün de iddialı. Evet, yöresel yemekler. Seçtiğim menü, kendi yöresinden yaptığı ürünleri zaten sürekli yaptığı için yarışmada zaman kazanmak için seçtiğini düşünüyorum. Ben benim de sadece bir şeye takıldım. Söyleyeyim. Ona bakalım masada takılacaklar mı? Geri kalan yoksa çorban falan güzel. Tam Erzurum çorbası. Evet. Tatlında zor bir tatlı. Şöyle tutturması evde biraz zor. Evet, bir de yani, yumurta kokusunu almaz. Birkaç kere denedik. Çok yumuşak oldu. Hamur oldu. Şerbetini emmedi. Evet. Yani yediğim bir iki tane nadir kadayıf dolması vardı bu programda. Yemek yapmayı aslında gerçekten evlendikten sonra başladım. Hiçbir zaman anneme yardım etmezdim ve şu anda onun pişmanlığını yaşıyorum. Annem hep der ki el aleme yaptın, bana yapmadın. Ben mesela kayınpederime bir sofra kurardım. Böyle su bardağına varana kadar doldurdum kendi laf etmesinler diye. Kadir'cim bu arada sunumları hanımefendi Erzurum'dan getirmiş. Çoğu malzemem Erzurum'dan getirdim. Masa takımımız daha çok. Ha, o nasıl getirdin Erzurum'dan? Bavula doldurdum. Uçağa verdim. Evet.
2 saatlik yol. Eşyalarımı da kıyafetlerimi de yanıma aldım. Geçtiğimiz haftalarda çatalını bile getirmemişti. Dedi ki ben o kadar yolu nasıl getireyim falan diye. Ben çatal falan her şeyimi olmuştu. Getirdim. Olmuştu. Kadın Erzurum'dan getirmiş. Uçakla bile 2 saatlik yol. Şimdi etaba gideceğiz. Hadi gidelim bakalım. Ben de bilmiyorum etabın ne olduğunu. Senin gibi şu anda ilk defa öğreneceğim. Sevgili seyirciler siz de merak ediyorsunuz eminim. Kübra Hanım acaba nasıl zorlayacağız bakalım diye. O zaman ekran başından ayrılmayın. Biz gidelim. Dış sesle etap hazırlasın gelelim. Buyurun efendim. Kesinlikle tezgahımın üzerinde asla bulaşık olmadan uyuyamam. Hani Allah korusun diyorum gece bir şey falan olursa gelip evimi kesinlikle geceden temizlerim. Hadi bakalım Servet Bey. Bir de temizlikteki marketlerimizi görelim efendim. Tepsi neredeydi Servet? Şurada dış ses tam senin altındaydı sanki. Hemen tepsi alıyorum. Evet burada efendim. Ben öncelikle... Servet Beyciğim uzanın şöyle. Bacaklarımıza koyuyoruz böyle. Tabii demek... romantik adam öyle kahvaltı hazırlar hep odalara. Biz romantik değiliz demek ki baksanıza. Sen alışkınsındın ama yoğun bakımda hastanın önüne kahvaltı götürdüğü için. Onlar ayaklı oluyorlar. Bazen onu indireceğim diye bir anda bir zıplıyor. Çorba borba dökülüyor. Sinir olduğu bir ara hiç unutmam. Çok sağlam değil. Bir bastım bum. Terliklerle uzanmış ya. Allah sizi kahretmesin. Nasıl bir romantiklikti bu 2 dakika içinde? Koyuyorum hemen. Bommuş. Hastanın üstüne kaynar çorbayı dökmüşsünüz. Şöyle koyalım efendim. Hemen efendim hemen. Bak ne kadar güzel. Hemen efendim. Servet Bey şu güzel meninizi duyduktan sonra niye öyle kaşlar falan kalktı? Evet insanların tavrı çok değişti. Yok kral ailesinin sofrası ana gibi hissediler. Ana arpa şöriye pilavı dedi ya bak Kübra aynı böyle. Eğer yalanın var sana köfte gibi kızarayım biber gibi patlayayım. Bak böyle yaptı. Yanına arpa şehriyeli pilav ve yeşil salata. Peki bir şey diyeceğim. Onun yaptığı dünkü pilav neydi? Benim pilavım da gayet iyiydi. Tuzu da gayet yerindeydi. Hele bu menüyle arpa şehriyeli pilavla asla bana laf edemez. Seçimim doğru. Görecekler zaten. Ya tepsi kebabı yapacak adam. Ya evet. Hatay ben de usulü. Zırtan geçireceğim ya. Zırtan da geçireceğim ekstra. Normal kasap kıyması değil. Kasap kıyması ekstra. Evet yani lütfen. Tebrik ediyorum. Bir tanesinin aklına acaba geldi mi o kıymanın zırtan geçireceğim? Zırtan ve onu bana soracaklar. Mı? Evet var. Hatay'dan mı getirdin? Evet. Her şey var. Sen İzmir'de yaşıyorsun. Ben İzmir'de ailem Adana'da yaşıyor. Hani depremden ötürü evimizi kaybetmiştik. Ha eviniz yıkıldı mı? Geçmiş yıkıldı. Olsun. Ben de oradaydım depremde. Ha sen de oradaydın. Ben yıllık izine ayrılmıştım. 3 gün önce ailem yanına gitmiştim. Annenler evin içindeler mi? Benle annem vardık evde. Deprem anında bir uyandık. Zaten o uyanmala yatağım duvardan duvara vurmaya başladı beni. Öncelikle bir çığlık. Annem işte oğlum. Ne olduğunu anlayamadan. Bir deprem. Zaten uyku sersemesi. Ne olduğunu bilmiyorum. Zemin kattayız. Apartmanımız 4 katlı. Kaçmaya çalıştıkça duvarlar yıkılıyor. Yer 2'ye bölünmüş. Etraf eyvah diyorum. Bu şaka diyorum. Hani hayal. Mutfaktan kaçmaya başladık. Mutfaktan kaçtık. Yani o an ölümü gördük. Artık dedim ki bu şaka. Bir çıktıktan sonra bir baktım. Yaşadığım mahalle hiç kimse yok. Orada çadırlarda yaşadık. Çünkü sonuçta hiçbir şey yok. Hatay İskenderun'dayım. Sağlıkçısınız. Müdahale ettiniz mi? Kurtardık. Enkazdan çıkardıklarımız oldu. Gönüllü yardım hani. Malzeme çabamla... var mıydı ki? Neyle müdahale ettin yani? Kendi çabamızla 2 etapta. Sadece kuru hemşire olmak burada yani niye yarayacak ki? Malzeme yok. Her şeye yarar. Bir sırtını sıvazlaman bile yeter. Çünkü normal bir yıkım değil yani. Onun üstüne üstüne yıkılmış binalar. Tam bir kaos ortamıydı. O psikoloji de çok önemli. Çok kötüydü. Ben ya ölümü gördüm. Ölümden döndüm. Annemle bütün emeğimiz gitti. Bizim 2 evimiz vardı. O da gitti. 2 evimizi kaybettik. Ya çok kötüydü. Sil baştan oldunuz bir daha. Evet. Ne yaptınız? Şimdi ne yapıyorsunuz? Şu anda ailem Adana'da. Kız kardeşim orada hemşire. Annem bir İzmir'e geliyor. Bir bende kalıyor. Bir ona gidiyor. Bir onda gidiyor. Evleriniz ne olacak peki? Hiçbir şey, şu an hiçbir şey yok daha. Hiçbir şey yok. Enkaz kalktı mı evleriniz? Enkaz kalktı. Evet kalktı. Şu anda bekliyoruz. Ama evler şu an yok. Bekliyoruz. Özlüyor muyum? Evimi çok özlüyorum. Özlenmez mi? Yaşadığım yeri. Yani. Bir tarih silindi. İnşallah bir daha olmaz. Hiçbir yerde Allah bir daha ülkemize kesinlikle öyle bir şey göstermesin. Zaten ama kötüydü. 100 yılda bir herhalde gelen bir evet, felaket bu. Evet o da bize denk geldi. Bir sabah Allah göstermesin. Hayır. Biz de gideceğiz. Allah korusun. Mutfağa tamam. Götür de gel ondan hemen sen. Geliyorum. Servet Bey'in temizliği aslında hani biraz hareketli. Temizlikte iyi olacağını düşünüyorum ama menü gerçekten hiç iyi değil. Ve salondaki temizliğimize perdelerden başlıyoruz. Servet Bey bana göre çok naif, tam bir İzmir beyefendisi gibi kendini gösteriyor. Umarım, bir de çok merhametli olduğunu görüyorum Servet Bey'in. Umarım gününden sonra değişmez, seni yanıltmaz. Servet, çamaşırları nasıl yıkıyorsun? Kadir Bey, vallahi ben bu soğuk içine pek alışamadım. Ben de bu eski kafalara alışamadım. Şimdi Servet, sana çok güzel bir hediyem var. Bu görmüş olduğun cüzdanın içine her çamaşır makinesi çalıştırdığında 10 TL koyuyorsun. Peki. Ve 60 yıkama sonunda aslında soğuk suyla çamaşır yıkayarak elde ettiğin kazancı göreceksin. O zaman Kadir Bey kendime ödül gibi yani bu.
Servetciğim, bu aslında kendini elektrik faturana hepimize ödül. Senin tatlı çocuk. O zaman ben de bundan sonra soğuk suda yıkayacağım. Servetciğim, sen bana güvendin, hiç pişman olmayacaksın. Hadi yürü. Kış. Servet temiz bir insan olabilir ama bugün heyecanla yenik düşeceğine inanıyorum. Yani olayı çok iyi yöneteceğini zannetmiyorum. Temiz olabilir ama burada onu sergileyebilecek mi bakacağız. Bence çok fazla sergileyemez. Hallettiniz mi perdeleri? Hallettik. Makineyi attık. Yalnız biz böyle siyah ikizi gibi mi gezeceğiz? Evet, hayır. Çalıştır süpürgeyi. Hemen. Çalıştırın. Sen de kalk oradan. Ben niye kalkıyorum? O tarafı yapın ya. Kapının ağzını mı süpürelim? Aa, süpürün canım, ne var? Bir saniye. Kadir ezildi ve heyecanlı yarışmacımız Servet Bey salonun halısını süpürmeye başlıyorlar. Servet Bey, bugün çok heyecanlı olduğu için mutfak çok eğlenceli de olabilir aslında. Ya da çok da gergin olacak. Hatta bugün bir iki kere de böyle bir gerginleşme sinyali aldım ben Servet Bey'den. Şey, baba tarafıyla görüşüyor musunuz? Var mı evet, oradan akraba? Görüşüyorum. Halanla, amcamla. Hepsi de görüşüyoruz. Babaannem hayatta. Evet. Dedem rahmetli oldu. Babaannenin için de zor bir şey. Genç yaşta çocuk kaybetmek. Evet, çok kötü. Yani. Ve var mı babandan kalan bir şeyler? Hayır, tek emekli maaşı. He, öyle Bağdabahçe'de, Adana'da, Hatay'da. Hiç yok. Hiçbir şey yok. Her şey annemdeydi. Her şey, evet. Onları da deprem götürdü. Evet. Servet Bey şimdiye kadar hani böyle biraz daha mülayim gözüküyor. Ama yemeklerine eleştiri gelince bizim neyle karşılaşacağımız pek belli olmaz. Ben sana çok güzel bir bez yıkama ve bez sıkma göstereceğim. O taktikten kurtul. Peki. O ağzını gözünü yayma öyle. Bak. Geldim. Batırdım. Bak tamam. Servetciğim, böyle çitiledim bunu, tamam mı? Tamam. Şöyle şöyle. Yap bakayım bir. Önce onu öğren. Tamam. Herkes o bezi Ümmiye teyze gibi yıkamak zorunda mı? Sen bilmediğin işler hakkında tamam. Fikir belirtme. Şimdi tamam. Anladım. Oldu. Şimdi sıkma işine geliyoruz. Tamam. Bak topladın ya. Topladım. Bir tarafı sabit tutup öbür tarafı peki. Çeviriyorsun. Tamam. Sakın böyle yapayım deme. Değil mi? Ne olur yani öyle yapınca. Az önce ne dedim ben sana? Ama bir daha bir taraf tutun dediniz. Tamam tuttum. Tuttum elimi. Sen böyle değil, böyle böyle bak. Tamam. Şöyle ters çevireceksin. Tamam. Hadi. Her şeyin bir yakışığı vardır. Beyefendiye de öyle yakışıyor demek. Servet, ben sana ne hayır, gösteriyorum? Ama... Sen ne yapıyorsun Servet? Ben adama arter açıyorum, o venöze giriyor. Tuttum ya. Evet. Bak bak ters açıdan. Sen böyle yapıyorsun. Şöyle şöyle. Ters, tamam. Tut şunu. Tuttum. Sık, hayır öyle değil Servet, tamam, şuradan. Tamam tuttum. Sık. Evet. Şunu tuttum. Da şöyle sık. Çevir. Heh. Allah kahretmesin, bir insanın eline bu kadar ay, yakışmaz, mahvetsin. Tam ya. Nasıl yapıyorsun öyle yap Servet, tamam ha. Pür dikkat izliyorum vallahi. Tam da adamın gözünün önünde yapıyorsun Servet. E toz alacaktık biz. Siz önce burayı kirli. Sen onun dediğine ya. Bakma, sen oraya bak. Geç sen sil kuşayım, tamam. Orayı sil. Servet Bey bizi muhteşem bir şekilde sıktıktan sonra toz almaya başlıyor. Kadir de yardımına koşuyor. Servet Bey mutfakta böyle çok heyecanlı olacağını düşünüyorum. Yemeklerini birbirine karıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bu konuda biraz tereddütlüyüm. Koltuk yıkama makinesi mekana giriş yaptı. Deterjanımızı da koyduk. Şimdi her şeyimiz hazır. Şu kabloyu atlatayım ablam bir. Var, bir saniye. Tamam. Ama buna başlamadan önce herhalde fincanları toplayacağız. Evet, evet, evet. Yani hemen temizlik kasına geldiniz. Ben de o arada kova su getiriyorum. Takıntılarım var. Mesela ev her gün havalandırılıp muhakkak ve muhakkak önce süpürülüp sonra buhar makinesi açılıp bir koltukların üzerine tutulup sonra silinmesi lazım. Şimdi önce bir evimizi süpürelim Kadir. Hemen o zaman süpürgeyi kapıp gelelim. Tamam. Bir an dedim ki herhalde ortada süpürmeden koltuk yıkama makinesini çalıştıracak. İçim serinledi. Ben çok enerjiyimdir. Şuna inanırım hayat. Benim hayat felsefem şudur. Ben ölüm dışında her şeye çare ve çözüm bulabilmeliyim. Hep bu mantıkla yürürüm. Hatalarımı hep geriye atarım. Olan olmuştur. Önüme bakmalıyımdır. Düştüğüm anda kalkarım ve yoluma devam ederim. Mantığım budur. Her şeye bir çözümüm vardır benim. Salondaki temizliğimizin startı veriliyor ve süpürgemiz çalışmaya başlıyor. Çiğdem Hanım bence temizlik konusunda çok başarılı olmayacak. Yaptığı hareketlerden, duruşundan ötürü çok ağır kalacağını düşünüyorum. Onu süpürdüğün gibi onu yıkamaktan başlayalım lekelerine. Bu arada sandalyelerde de bir leke var. Hemen onları da çekeyim ortaya. Çiğdem Hanım kolay lokma. Yaptığı menü basit. Basit ötesinde kendisi karakter olarak biraz daha evhamlı bir kadın. Evhamlı bir kadın olduğu için özellikle mutfak etabında elinin ayağının birbirine dolaşacağını düşünüyorum. Yani bak daha. Anam hadi. Kromu yasacak. Aman 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 aman.
Kız ablayla bak bak daha ne yıkadık ki biz bununla. Görüyor musun? Bence bir şey daha bir değil. Taburenin üstü bir de koltuğun kulbu. Çikolata çikita, çiki çiki çikita. Haydi more çikolata çikita. Bak hep dışarının tozu, kiri, her şey burada. Yani temizlik bölümü benim için çok zor değil. Zaten evimde her gün temizlik yapan bir insanım. Ben düştüm, kolumu 3 yerden kırdım. Ona rağmen her gün evimi sildim ve süpürdüm. Her gün düzenli olarak. Evet, koltuk yıkama seansımız burada bitmiştir. Teşekkür ediyoruz. Aa, bu kadar çık mı? Bu kadar çık. Çünkü inanılmaz belim ağrıtıyor. Daha bak hala belim ağrıyor benim. Su kaldı. Şu tabureyi de yıkayayım o zaman, getir. Ya da şurada bir sandalye var. Minder miydi o lekeli olan? Nerede o minder? Dur. Aa! Ne? Arkana ne olmuş öyle? Benim mi? Ne olmuş? Arkan saza dönmüş. Niye öyle oldu? Ne oldu? Hep üstüne yapışmış. Aa, o Allah ne oldu? Kahretsin. Süpürgeyi getirin. Sanki samanlığa girmişim ya. Samanlıktan kaldıramadım. Samanı da zühtü. Temizliğin tam zamanı da amanın da zühtü. Kız bu çocuk her yere çikolata sürmüş ya. He he. Allah Allah, bu da değil. Buna da bak bir. Heh, buldum bak, lekeli olan buymuş. Çiğdem Hanım televizyon ünitesinin tozunu alırken Kadir de koltuk minderindeki lekeyi çıkartmaya çalışıyor. Ben de boş durmayayım. Çiğdem Hanım benim için güçlü bir rakip değil. Ev hanımı olduğunu ifade ediyor ama yaptığı menülerden ev hanımı olduğuna inanmıyorum. Ablam da dayanamadı. Resmen yeniden evi taşıyormuş gibi tek tek silip tek tek yerleştiriyor. Ne yapacaksın madem yaptık bir şey? Tam olsun. Şu süpürgeyi de alayım dışarıya. Senin evin 4+1. 4+1 190 metrekare. Ve sen o kırık kolunlar o 4+1'in hakkından geliyorsun. Her Allah'ın günü o ev silinecek, süpürülecek, silinecek. Çünkü süpürülecek, annemin... silinecek, tekrar süpürülecek. Kübra'yı duydun mu? Dedi ya, eve hizmetçi almak istiyorum da dedi. Rahat edemeyiz diye alamıyorum. Vay sen Kübra Hanım'a. Biz de inşallah Alice Harikalar Diyarı adlı hastamızı yedikten sonra halüsinasyonlar görmeyiz. Ve umarım bu işin sonu acilde bitmez. Hayret, duvardaki boya leke çıkarı şey tutmaz boyaymış. Bak hemen çıktı, gördün mü? Su bazlı olunca artık tutmuyor ki Kadir Bey. Bazıları ama kuru duvar boyası oluyor ya. Kübra Hanım'la Hüsnü Hanım bugün sakin olabilirler çünkü geriye bir onlar kaldı. Yani günlerini oynayabilirler. Hüsnü Hanım biraz sinirli geliyor çünkü bana. Hatta yüzünü sakladığını düşünüyorum. Servet Bey yine aynı gelir. Pozitifliğiyle geleceğini zannediyorum ama biraz dünün öcünü alacaktır benden. Söylediğim laflara biraz hatırlatmalar yapıp iğnelemeler yapacaktır. Kız evet. Abla 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 hele bak bak bak. Bence çık artık senin ülkeden, gel beraber biz yerleri silelim. Tamam Kadir Bey. Hadi gel. Evreşe yolları darda. Bana bakma benim yerim var. Oh oh! Evet efendim, kovalarımıza suyu doldurduk. İçine deterjanı kattık. Yanında da elemi kederi attık. Şarkı tülküyü de bastık. Temizliğimize devam ediyoruz. Ekranların hem leziz hem de temiz yarışması. Kadir Ezildi ile Elena Marat, benim de bugün Çiğdem Hanım var. Ankara'dan gelen yarışmacımız İstanbul'un tozunu alıyor. Ekran başından sakın ayrılmayın. Annenin ismi neydi? Memduha. Memduha teyze bu programı çok izliyordu. Çok. Bizim bütün lokal ekibini, herkesi tanıyordu. Evet evet. Ve sen hep dedin ki oraya gideceğim, sana buradan... Oradan selam gönderir. Canlı yayın telefondan aratacaktım sizi. Şimdi illaki o bizi bir yerlerden görüyoruz. Hı-hı. Görüyordur. İnançlıyız. Buna inanıyoruz. Çok. İyi de bir insan diyorsun ki eminim çok. De öyledir. Senin gibi güzel bir evlat yetiştirmiş bir kadın zaten. Ben onu yıkadım biliyor musunuz? Şimdi seni üzmek değil benim amacım. Şimdi onu şu an bizi görüyor gibi düşünelim. O yüzden buradan ona güzel bir selam gönderelim istiyorum. Tamam. Annem bak, kızın Kadir'in yanında senin için geldi buraya. Duanı esirgeme, tamam mı? Giderken de hayır duanı almıştım. Yine hayır duanı et bana. Babama selam söyle. Seni seviyorum anne. Memduha teyzeciğim, eğer bizi şu anda görüyorsan, duyuyorsan ellerinden öpüyoruz. Bütün 82 milyon da şu an seni tanıdı. Eminim onlar da dualarını senden eksik etmeyeceklerdir. Bak nasipli kadın, 82 milyon duası da nasip oldu. Ya. Ellerinden öpüyorum. Allah gani gani rahmet etsin. Amin. İnşallah. Hadi bakalım. Bu cuma günü 50 bin TL'yle bu yarışmadan ayrılacak kısmet mı? Kısmet. Nasip. Hiçbir şey olmasa bile annenin dileğini evet, yerine getirdin. Seni tanıdım ve çok eğlendim. Ben bana o kadar iyi geldin oldum ki Kadir canım Bey. Canım abla. Çok güzel iyi geldim. Güzel enerjimizi vallahi birleştirip iyi işler yapacağız. İnşallah. Hadi bakalım o zaman. Bismillah. Masayı silelim şimdi Kadir Bey. Tamam. Çiğdem Hanım biraz yavaş hareket eden biri. Hani çok öyle hızlı olacağına inanmıyorum. Çiğdem Hanım ve Kadir Ezildi salondaki detaylı temizliğe kaldıkları yerden devam ediyorlar. Benim en büyük takıntılarımdan bir tanesi kalorifer temizliği. Kaloriferde toz, herhangi bir leke olmaması lazım ve tuvalet takıntım var. Lavabo aynası ve klozet çok temiz olmalı. Oo!
Kadir Bey, buralar ne? Camın şöyle bütün detaylarını alın kameraman bey. Çünkü birazdan hepsine veda edeceğiz. Bakmama gerek yok. Onun önünde ince bir oluk var. Artık camları ezberlemişim. Masamız tamamdır Kadir Beyciğim. Tamam abla. Tamam. Sen bana bir kovada temiz su ver. Hemen. Tozla işin bittiyse. Sehpalar var. Al o zaman sen sehpaları. Hemen dur bezini yıkayayım. Şunun çamurunu alayım. Çiğdem Hanım bugün kendi günü olduğu için konuşma tarzında, savunma tarzında her şekilde Çiğdem Hanım bugün kendini gösterecek. Şu karşıda bak nereden baksa 20 katlı abartman var. Oradan kim baksa buranın çamurunu görür. Hani hiçbir şeyden çekinmiyorsa insan biraz komşu dedikodusundan çekinir. O da kalmamış. Şu an sanki sokak siliyorum. Sen evimi böyle günlere koyma. Çiğdem Hanım'ın Kadir Bey'in gözüne pek gireceğini düşünmüyorum. Çünkü o canlılık Çiğdem Hanım'da yok. Efendim merhabalar. Hüsnü Hanım'ın metrekaresini bilmediğim bir salonundayız. Burası kaç metrekaremiz Hüsnü abla? 250 metrekare evimiz. Ay maşallah sadece 50 metrekare salon zaten. Şu iki fincanı da alalım. Sen niye sormadın misafirleri nasıl içersiniz diye kurban oldu. Bana sağ ol. Ben sormak istemedim biliyor musunuz? Niye? Gıcıklık olsun diye. Aa. Evet. Sen ne fenasın. Aa, bu çok beter ben diyeyim. Vallahi billahi. Ben evime gelen misafir asla gıcıklık yapmam. Misafir baş tacıdır. Ona gıcıklık yapılmaz. Bu da onun görgüsünü ve kültürünü gösteriyor. Kadir Bey başlıyoruz. Haydi bakalım temizliğe. Temizlik senin işin. Nasıl başlıyoruz söyle. Köşelerden başlıyorum. Süpürüyorum. Tamam. Koltukları yerleştiriyorum sildikten sonra. Buyurun o zaman efendim. Süpürgemiz burada. Ben de suyunuzu getiriyorum hemen. Eğer ki o baskın karakterini Kadir Bey'e yaparsa umarım Kadir Bey Hüsnü Hanım'a sinirlenip de mutfağı terk etmez. Efendim biraz heyecanlı mısınız? Heyecanlı değilim ya. Kızımın kolu kırıldı gece. Ne oldu? Bak ben siz bir şey konuşmayın aklım kalıyor. Gel Kadir gel bak ne olmuş. Omuzdan kolu kırıldı gece. Bu gece? Bu gece. Niye? Onun için ondan birazcık tereddütlüyüm. Bir şey mi çarpmış bir şey mi düşmüş? Araba çarpmış evet. Omuzdan kırılmış şu anda kızım hastaneye gitti. Ondan birazcık durgun oluyorum şu anda. Sağ olun teşekkür ederim. Kötü de denk gelmiş. Yani kısmet kader. Aklım da orada kaldı tabii aklım ister istemez. Aklım orada kaldı ondan dolayı. Yürürken araba mı çarpmış trafik kazası mı? Ne olmuş? Kınaya gitmişti kızım. Arabayla gelirken yandaki araba çarpmış. Kaza almış. Ha, arabanın içindeyken evet çarpmış. Arabanın içindeyken. Nasıl bir çarpmaysa omzu kırılmış omuzu arabanın kırılmış. İçinde. Takviş ablam. Çok geçmiş olsun bu arada. Hanımefendinin ismi nedir? Nisa. Nisa Hanım'a buradan geçmiş olsun efendim. Allah şifa versin inşallah. Bence bugün Hüsnü Hanım Kadir Bey'i çok yorar, bezdirir. Yemek anlamında, temizlik anlamında çok yavaş hareket edeceğine inanıyorum. Servet Bey'in temizlikte yavaş hareket edeceğine inandığı Hüsnü Hanım salonun temizliğine başlıyor. Hüsnü Hanım temizlikte asla başarılı olamaz. Zaten çok heyecanlı. Bugün temizlikte hiçbir şey yapabileceğine inanmıyorum. Çiğdem Hanım da Hüsnü Hanım'ın temizlikte başarılı olacağına inanmıyormuş. İyisiyip görelim bakalım. Burası da gayet güzel. Hüsnü Hanım'ın sandalyeleri falan temiz. Bir de geniş evde temizlik daha rahat oluyor aslında biliyor musun? Geniş evde temizliği daha rahat. Evet sıkış bıkış olmuyor eşyaları ya. Eşyaları rahat çekiyorsun, rahat siliyorsun. Evet orası onun için güzel. Daha temiz kalıyor. Yer suyu yaptın şimdi. Yer suyu yaptım şimdi. Süpürdüm bu tarafı. Koltuğumu yerleştirmek için ilk önce orayı tamam, halletmem lazım. Tamam efendim. Bugün Kadir'le çok güzel geçecek. Çok eğleneceğiz. Çok güzel olacak. Yemeklerim çok güzel olacak. Temizliğim çok güzel olacak. Hüsnü Hanım sadece diliyle ön planda olmak istiyor. Yemekleri ön planda olacağına inanmıyorum. Hüsnü Hanım rakiplerinin söylemlerine adeta kulaklarını tıkayıp temizliğine devam ediyor. Aslında Hüsnü Hanım'ın kafası karma karışık olduğu için nereyi temizleyeceğini de unutur. Bir koltuğa gider, bir sehpaya gider, bir yere gider, bir perdeye gider. O yüzden temizlikte hiç iyi olacağını düşünmüyorum. Şimdi Kübra dedi ya ben dedi böyle günlerce önden söylerim. Adamı bir yumuşatırım sonra izin alırım. Öyle bir damadın olsa duysan ki kızın bir yere gitmek için böyle günlerce kocasına söylüyormuş anca izin alabiliyormuş. Kızım ne işin var derim bırak gel. Ne demek yavlarmak? Kimse kimseye yavlarmaz. Kız bir şey diyeceğim öyle hemen boşanılır mı Hüsnü abla? Evet. Allah canını almasın seni. İnsan biraz yapıcı olur yapıcı. O ne öyle pat diye evlilik mi biter ya? Bitmesi gerekirse biter. Siz beyefendiyi boşayacaksınız da yol mu yapıyorsunuz yoksa? Ben kocamı neden boşayayım canım? Bu saatten sonra koca boşanır mı be? Yani boşamam kocamı hayır. İyi tamam o zaman. Beyefendinin gönlüne su serptiğimize göre temizliğe devam hanımefendiciğim. Baskın bir karakter olduğunu, dediğim dedik, çaldığım düdük şeklinde yaklaştığını zaten ben tahmin etmiştim. Hadi bakalım. Masada görüşmek dileğiyle. Çok fazla olalım. Karnınızı doyurmayın. Muteşem yemekler sizlere. Tamam. İnşallah. Görüşürüz. Ayaklarınıza sağlık. Menü inanılmaz basit. Benim her gün 4 kişilik aileme yaptığım sıradan gayet basit yemekler. Bugün
en çok merak edilen yarışmacı Kübra Hanım'ın mutfağındayız. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzel. Hani böyle mi söylüyordu? Limon sıktık. Tuzunu koymadım, ölmesinler diye araya gidiyordum. Herkes gibi Kübra Hanım'ın mutfağındaki performansını biz de merak ediyoruz. Çekil bir patlıcanlar, ah kafama girdim. Kafamı niye vuruyorsun? Kafama girdim. Ufacık bir sorunumuz var. Nereden kız abla leğen delikmiş ya. Rahmetli babaannem de bir şey mi? Tavanın dibini şöyle suyla çalkalardı. Tabii rahmetli ne bizi deglaze yapıyormuş. Enerji burada, sohbet burada, dedikodu burada. Sakın kaçırmayın. Bu vereceğim tariflerde akşamüstü bir saatin içinde dehalar yaratabilirsiniz. Bak görüyor musun? Hepsi ve çok daha fazlası biraz. Kadir Zildi ile en hamarat benim de. Başkası olma, kendin ol. Ya gel bana sahici ya da anca gidersin. Kim? Merhabalar efendim, evet. Buzdolabının lastik arası kötü, bilginiz olsun, onu unutturmayın. Salonda da detayları merak ediyorum. Hazır mısınız Kübra Hanımcığım? Hazırım diyor. O zaman girelim mi temizliğimize? Bir şey mi diyeceksin acaba? Gözümün içine öyle bir baktın da. Hanımefendinin hastalığına inanılmayınca şaşırdım da. Servet'in didiklemesi zaten beni deram etti. Bir Servet kaç yaşında? İki. Kaç senedir bu sektörün içerisinde? Üç. 2006-2007 yıllarından bahsediyoruz. O üç. Sen de bilip bilmeden ama buranın ağzıyla hemen şüpheye düşüyorsun. Yok şaşırdım sadece. Peki bu engelli raporu senin ne işine yaradı? Sen çalışıyorsun ama hala zaten. Otobüslere bedava biniyor. Ha o haklardan yararlanıyorsun. Bir de var ya ne yapıyor biliyor musun? İlk aldığım gün dediler ki arkadaşlar. Hadi aldım bize bir çikolata al diye. Gittim bizim büfete anladık tamam mı? Abi dedim bana 5 tane dedim. Çikolata verir misin dedim. 50 lira dedi. Abi benim engelli belgesi vardı dedim. Allah burada o indirim geçmiyor dedi. Onun indirimini orada mı kullanacaksın? Allah'ım yarabbim. Hadi öyle olmaz dedim. Şunları ya. Kaldıralım hemen. Hanımefendi her şeyden faydalanmaya çalışıyor o ya. O kadar ağrı çekiyor. Bir zahmet biraz da dünyanın sefasını sürsün. Ne yapsın? Hanımefendi isterseniz bir tepsi getirin. Tepsi mi getirin? Onu koy. Götür onları giderken boş gitme. Bana çok böyle şey geldi ya. Kendini acıtasyon gibi. Hani böyle sanki ekran başında. Çünkü 3 gündür Kübra Hanım gerçekten çok böyle uslubunu bilmeden konuştu böyle. Bugün böyle bir böyle yemeğimi yetiştiremezsem benim bu hastalığımdan ötürü yetiştirebileceğim izlenimi vermek istiyor bence. Abla ben bunu yıkayayım. Seviyorum gömleğinize ben de. Gömleğinize de bakmayı unutmayın Kadir Bey. O çıktı çıktı. Kübra Hanım bugün mutfakta çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Kadir Bey bugün mutfakta gerçekten çok yorulacak. Hem konuşmaktan hem de yaşadığı algı dağınıklığından dolayı bugün iyice dağılacak. Hanımefendiye bazen sinir bozucu bir rahatlık geliyor. İnanılmaz. Niye öyle? He? Şimdi niye şu anda... sakiniz biz? Kim? Sen sakin misin? Sen sakinsin. Şöyle mi? Kadir Bey... O mu yani? Anlatmak istediğim o mu? Bekliyoruz bakalım. Önce ne yapacaksın? Koltuğumu süpüreceksin, yerimi süpüreceksin. Şurayı alacağım, tamam, ondan sonra koltuğa bakacağım. Ya sabır ya Selami. Kız insanın aklıyla oynama. Ben mi? Bak Kadir Bey, bak şu halı ayağımızın altına bir kaldıralım. Çünkü muhtemelen koltuktan yine dökülecek Kadir. Dökülecek, sürekli dökülüyor. Sürekli döküleceği için önce... Evde zaten her şey birbirinden bağımsız. Perde, masa örtüsü, koltuk, sehpa... Biraz klasik yani bir uyum arıyorum evin içinde ama bu kadar uyumsuz bir salon olur. Kübra Hanım mümkün değil. Yere eğildiği zaman geri kalkamaz oradan. İmkansız, temizliği yapamaz. Kübra Hanım salonun temizliğine hiç acele etmeden yavaş bir şekilde başlıyor. Kübra Hanım bugün Kadir Bey'le temizlik konusunda hiçbir şey yapamayacak, etapta başarılı olamayacak, yemekleri de yetiştirmeyecek gibi düşünüyorum. Bakalım Kübra Hanım temizlik performansıyla rakiplerini şaşırtabilecek mi? Kadir bir yandan, hanımefendi bir yandan koltuk temizliğine devam ediyorlar. Bence bugün çok hayaletli bir masa olacak. Hüsnü Hanım dışında herkesin kendini savunacağını ve doğru şeyleri doğru yerlerde söyleyeceğine inanıyorum. Ama çok vasat bir masa bizi bekleyecek. Şimdi temizlik zamanı ve inşallah Kübra Hanım'ın temizliği vasat olmaz diyelim. Beni demoralize etmeye çalışacaklar. Ama ben demoralize olmam. Çünkü hayat benim için çok hızlı akıyor ve sürem çok az. Allah aşkına kapat. Kapattım. Sen ya uzayı süpürüyoruz 1,5 saattir. Başımız ağrıdı. Kadir Kübra'dan sıkılmaz. Bugün bayağı bir eğlenceli geçer. Onun için Kübra Hanım da zaten yemeklerini yapamaz. Ay belimin ağrısı öldürdü. Tam şu sağ tarafta fıtık fıtık değildir inşallah. Allah göstermesin. Fıtıksın fıtık. Fıtık değil ben ona baktırdım. Bir sefer daha oldum böyle fıtık korkusuyla gittim. Ayacığının kasarı böyle geriliyor mu? Yok şükür ayağımdan belden aşağıda hiç problem fıtık yok. Fıtık olduğunuzda beliniz ağrımıyor zaten kalçanız ağrıyor. Bak şurası var ya şurası. Şurası kopuyor. O koltuklar mahvetti beni mahvetti. Ayaklarının
eklem yerleri gerilmeye başlayacak. İyi şeyler konuşalım, iyi şeyler olsun. Fıtık olmam demek programdaki bütün hareketlerimi kısıtlanması demek. Beni öyle eskisi gibi atlatıp zıplatamazsınız. Bu hepimizi etkiler. O yüzden dipçik gibi kalmaya devam etmem gerekiyor. Kübra Hanım tamamen duruma ve olaylara göre hareket ediyor. Kübra Hanım'ın asla net bir duruşu yok. Hala İstanbul... Hala apartmanında mısın sen? Yok yok, hayır. O İstanbul'daydı. Hatta ona oturmamızın sebebi de benim rahatsız olduğum için. Ha, gece bir şey olursa falan. Ha, gece gündüz bir şey olursa. Sen niye İstanbul'dan geri Konya'ya gittin? Benim iki çocuk üst üste oldu. Daha doğrusu doktorlar bana dediler ki senin kesinlikle çocuğun olmaz dediler. İki çocuk oldu üst üste. Annem dedi Konya'ya gelirseniz ben bakarım. Ha, çocuklara bakın. Kayınvalide ben yaşlıyım bakamam dedi. Sen çocuklar bakılsın diye mi İstanbul'dan Konya'ya gittin? Eşim gitti, eşim. Eşin kendi senin tarafına gitti. Kendi istedi tabii ki de. Bu çocuklara annem baksın en azından. Ondan sonra bu sefer o ne? Dağı devirdi. Kaldır sefayı. Bu sefer üçüncü çıktı, geldim. Aa, ne sürpriz bir anda. Askerden geldi sanki. Türkiye'nin genelinde şu sürpriz çocuk olayı yok mu? Beni öldürüyor. Aniden oldu sürpriz. Sen daha bekarsın herhalde. Ne dedi? Sen daha bekarsın herhalde diyorum. Bekar bekar. Kadir Bey, almadığın bir yer var mı burada? Koltukları aldın abla. Ben de şu koltuğun arkasını alayım. Kübra Hanım'ın menüsüyle kendi menümü kıyasladığım zaman Kübra Hanım anladı ki benim menüm çok hafif, çok basit yapımı. O yüzden böyle hastalıkta, acitasyonla işini bugün geçiştirmeye çalışacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.